Evet dostlar, herkese yeni bir videodan merhabalar olsun. Yolculuk Koh Samui. Şimdi Darya'yı bekliyorum. Otobüsün kalkacağı yere geldim ben. Başlangıçta gösterdiğim insanların hepsi sanırım büyük ihtimalle Koh Samui'ye gidecekler. Epey bir kalabalık. Darya henüz gelmedi. O farklı bir şehirden Bangkok'a gelecek. Onun yolu biraz uzun. Umarım yetişecek. Yaklaşık bir yarım saat 45 dakikalık zamanımız var otobüsün gelmesine. Sizlere yolculuğu an be an çekeceğim dostlar. Önce otobüsle bir yolculuk olacak. Sonrasında da bir feribot kullanacağız. Toplamda yaklaşık 14 saatlik bir yolculuk bizi bekliyor. Epey zorlu bir yolculuk olacak yine. Phuket'ten Bangkok'a yaptığım yolculuktan sonra bir de üstüne bu. Dostlar Darya gelene kadar ben beklemedeyim. Görüşmek üzere. Dostlar gördüğünüz üzerine bir kısım insan gitti. 6 ile 7 arasında birkaç tane otobüs birden kalkıyormuş. İyi, sıkıntı yok. 7'ye kadar zamanımız var. Darya da yolda zaten geliyormuş. Herkes aynı otobüse bindirmemeleri güzel oldu. Benim için sevindirici oldu. Çünkü epey kalabalıktı burası. Dostlar biz şimdi geldik. Darya da burada. Burada say hi. Valla otobüsü bekliyoruz hala. Saat 7 oldu. Akşam ettik. Az önce bir otobüse çantamı bıraktım, tekrar geri aldırdım. Otobüs değil dediler. Bakalım yani şu an saat 7 ve gitmemiz gerekiyordu. Hala bekliyoruz. Koh Samui'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Dostlar görüntüden de anlayacağınız üzere burada tam bir keşmekeş var. Yani 1, 2, 3, 4 otobüs birden çıktı. Bu bana şeyi hatırlattı. Ortaokuldaki, üniversitedeki toplu gezilerimizi hatırlattı. Bayağı bir insan var burada. Valla bir şeyler yiyeceğim ama ne yiyeceğimi de bilmiyorum. Darya'yı lavaboya bırak, ben de dolanıyorum buralarda. Ah dur, Darya'yı gördüm. Darya'yı I just showed them around. I'm like tissue paper, but it smells like you. Valla dostlar atıştırmalık bir şey alacağım ben. Yeah, eat your sandwich chicken, your last stop. Sandviç alacağım, yanına da bir tane içecek alacağım. You can you have it like the last one? It's last one. 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 Thank you. And that one, the strawberry. Yeah. If I like your five like with chicken, are you pay money? I can. How much? How much? Dostlar, içeride çok yapılacak bir şey yok. Yani ufak bir iki tane tezgah var. Yemek yiyebileceğiniz, bir şeyler içebileceğiniz. Onun haricinde çok bir seçenek yok. Tuvaletler inanılmaz kötü. Onu söyleyebilirim yani. Tuvaletler çok berbat. 30 dakika kadar burada bir molamız var. Şimdi 30 dakikadan sonra yolumuza devam edeceğiz ve hala bir 6 saatlik kadar yolumuz var. Toplamda 14 saat sürüyor bu yolculuk. Bilet fiyatını söylemeyi unuttum. Bilet fiyatı da 1250 baht kişi başı. Bunun içinde botla Koh Samui adasına gitme de dahil. Onu da söyleyeyim. Sadece otobüs değil. Sizi alıp botla beraber adaya kadar götürüyorlar dostlar. Onun haricinde dinlenme yerinde çok fazla bir seçeneğiniz yok. Birkaç tane tezgah var, o kadar. Başka bir alternatifiniz yok yani. Çok vasat bir yer, onu söyleyebilirim. Onun haricinde tuvaletler inanılmaz kötü. Maalesef tuvaletler berbat bir şekilde. O yüzden yanınızda kesinlikle işte ıslak mendildi, peçeteydi, alkol vesaire ellerinizi yıkayabileceğiniz bu tarz şeyler kesinlikle bulundurmanız gerekiyor. Otobüslere gelecek olursak otobüsler gayet rahat, konforlu. Koltuklarınız yatak haline dönüşebiliyor. Şimdilik bu kadar dostlar.
dostlar, tekrardan merhabalar. Şöyle bir bakın ya, şu manzaraya bir bakın. Büyük bir keşmekeş var gene burada. Hiç kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Darya garibim orada bekliyor. Darya. He said, just ticket already. You don't need any ticket. Aa, karanlıktan ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama şu çantalara bakın dostlar. Bu çantaların hepsi Koh Samui ile Koh Phangan'a gidiyor. Burada da var bir ton. Valla bizi indirdiler burada. Bir sonraki otobüsü bekliyoruz bakalım. Ne zaman gelecek onu da bilmiyorum ama yolun ortasında bütün turistler bekliyoruz yani. Enteresan bir şekilde. Kimsenin yardımcı olduğu da yok. İnşallah otobüs gelecek ve biz de gideceğiz. Neyse dostlar, botta görüşmek dileğiyle. Dostlar tekrardan merhabalar. Biz geldik şimdi limana. Feribotu bekliyoruz. Saat 8'de yaklaşık 25 dakikamız var. Biraz uyku sersemi tam anlatamamış olabilirim ama yolculuk fena geçmedi dostlar ya. Yolculuk iyiydi. Sadece uykusuzluk var. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Otobüsle ilgili otobüste koltuklar gayet rahattı. Yani rahat rahat uyuyabildim. Phuket'ten Bangkok'a olan tecrübeden sonra bu bayağı iyi yani. Onun haricinde burada limanın içinde epey bir olanak var mesela. Şurada kahve içebileceğiniz bir yer var. İşte ne bileyim ATM'ler var, para çekmek isterseniz vesaire. Yani ayak masajı dahi var. Burada görebiliyorsunuz. Hediyelik eşyalar var. Onun haricinde yine abur cubur alabileceğiniz bir yer var. Phuket'ten Bangkok'a olan yolculuktan sonra bu gayet başarılı. Sadece bir organizasyonda sıkıntı var. Yani çok fazla bekletiyorlar. İşte otobüs değiştir, tekrar buraya gel vesaire. O biraz sıkıntı. Onun haricinde her şey yolundaydı. Bu arada birden fazla sticker oldu. Şöyle göstereyim size. Bizi adada bir taksi karşılayacak. İşte kişi başı 200 baht vererek taksi hizmetini satın aldık. Çünkü eşyalarımız var fazla ve bizi minibüslerle götürmek istediler. Biz minibüslerle gidemezdik bu eşyalarla. Çünkü çok fazla insan vardı. O yüzden daha büyük bir otobüsü aldılar bizi ve adada da ayrıca bize bir taksi tahsis edecekler. Biz de o taksiyle otelimize doğru geçeceğiz. Bu arada Koh Samui'ye gitmenin maliyeti 1250 baht dostlar. Şu son taksi hariç. Onu da katarsak 1450 baht yapıyor. Yani kişi başı 1250 baht vererek otobüsünüz ve botunuzla beraber Koh Samui'ye ulaşabiliyorsunuz. Bunu da böylece bilgisini vermiş olayım.
bota bindik. Koh Samui'da görüşmek üzere. Bu arada burada böyle alışveriş yapabileceğiniz küçük bir yer var. Yani ufak tefek abur cuburlar vesaire buradan alabilirsiniz. İçecekler var. Şurada kahveler var. Yine burada yemek var. Hello! Merhaba dostlar. Biz geldik otelimize. Biraz dinlendik çünkü 14 saattir yoldaydık. Size şöyle oteli göstereyim. İnanılmaz güzel bir yerde. Biz doğayla iç içeyiz. Seslerden de anlaşılacağı üzere. Koh Samui gerçekten Tayland'da çok meşhur bir ada dostlar. Ve şöyle bir yerde gecelik kalmanın ücreti yaklaşık 900 Türk lirası. Gerçekten gayet hoş. Sizlere de şöyle göstermiş olayım. Şimdi biz biraz etrafı keşfedeceğiz. Bir şeyler yiyeceğiz. Belki bir sahile falan bakarız. Yine bu ada üzerinde yine birden fazla sahil var. Bakalım. Tekrar görüşmek üzere. Tamam. Dostlar, size şunu göstermek istedim. Bakın, bunların hepsi kauçuk ağacı. Bakın, bunları böyle şuralardan oyarak buraya kauçuk akıyor ve her gün topluyorlar. Böyle bir ton kauçuk ağacı var burada. Bunu bu şekilde iş olarak yapıyorlar burada. Herkese tekrardan merhabalar dostlar. Biz şimdi bir şeyler yedik. Tekrar otelimize geldik. Baktık şöyle bir motosiklet fiyatlarına, motosiklet taksilere falan. Koh Samui'de ulaşım çok sıkıntı dostlar. Onu söyleyebilirim başta. Daha doğrusu bütün adalarda, Tayland'daki bütün adalarda ulaşım sıkıntı. Şimdi Darya ufaktan da olsa motosiklet kullanmayı biliyormuş. Bir tane motosiklet kiraladık. O şimdi böyle alışması için aldı gitti şöyle bir iki tur atıp gelecekmiş. Gitsin gelsin bakalım biraz alışsın. Sonra bana da öğretecek bakalım ne kadar öğrenebileceğim onu da bilmiyorum gerçi ama. Ondan sonrasında da eğer cesaretimiz olursa Chaweng sahiline doğru gitmek istiyoruz. Bakalım şu anda Darya Hanım'ı bekliyorum. Bir gelsin bakalım nereye gitti ne yaptı bilmiyorum. Motosiklete alışmaya çalışıyor. O kullanmayı biliyor. Daha önce adalarda kullanmış o. O yüzden biliyor. Az biraz da olsa. Ben hiç bilmiyorum zaten. Bakalım. Önce o alışsın. Sonra bana öğretecek. Ondan sonra bakacağız. Hadi bakalım. Evet dostlar. Tekrardan merhabalar. Gördüğünüz üzere şurada motosikletle ufak tefek alıştırmalar yapmaya başladım. Vallahi çok çok iyi değil, çok kötü de değil. Tam alışmaya çalışıyorum. Belli bir yerde sürekli gidip geliyorum. Şimdi bir de arkama Darya'yı alıp deneyeceğim bakalım. Darya ile beraber yapabilecek miyim diye.
Onu bekliyorum şimdi, o da birazdan gelecek. Ben size bu arada onu beklerken Koh Samui ile ilgili ufak tefek bilgiler vereyim dostlar. Burası gerçekten büyük bir ada. Yani Phuket kadar olmasa da gerçekten büyük bir ada. Toplamda 228 kilometre karelik bir alana sahip Koh Samui adası. Adada Hindistan cevizi ve palmiye ağaçları sıklıkla var dostlar. Sıklıkla görebilirsiniz bu ağaçları. Ve burada bir şey okudum. Ne kadar doğru bilmiyorum tabii ama buradaki ağaçların boyunu geçemezmiş binaların boyutları. O biraz enteresan geldi bana ve gerçekten bir yandan da hoşuma gitti. Gerçekten böyle bir şey varsa takdir ettim yani. Ağaçların boyunu geçemez diyor binalar dostum. Gerçekten de Koh Samui'ye geldiğinizde göreceksiniz yani, her yer yemyeşil, böyle bildiğiniz her yer yemyeşil yani. Onun haricinde söyleyebileceğim, buraya ait bir havalimanı var dostlar. Aynı Phuket gibi, Phuket adasında olduğu gibi Koh Samui adasının da kendine ait bir havalimanı var. Bir de burada iki tane çok popüler sahil var dostlar. Bir tanesi Chao Phraya, bir tanesi de Lamayi sahilleri. Onları da yarın büyük ihtimalle Darya ile beraber göreceğiz. Hem Songkran Festivali var yarın. Songkran Festivali'ni büyük ihtimal oralarda geçireceğiz. Bu video şimdilik bu kadar olsun. Benim bu motosikleti öğrenme serüvenim biraz daha sürecek. Tam anlamıyla öğrenmeden de kameranın karşısına geçmek istemiyorum açıkçası. Zaten bir elimde kamera, bir elimde motor, şu anda tehlikeli de olur. Yarınki planımızda az biraz size söylemiş oldum. O popüler iki sahile gideceğiz ve tabii ki yarın Songkran Festivali. Çok eğlenceli bir festival. Bakalım Koh Samui'de Songkran Festivalleri nasıl geçiyormuş? Şimdilik bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Fade away.